Test köşemizden yeniden merhaba. Bu hafta ikinci test konuğumuz Peugeot Partner Tepe. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Partner Tepe'yi yorumlamaya başlayalım. Öncelikle dış tasarımını ele alacak olursak, yeni Partner Tepe artık daha modern. Yeniden tasarlanan radyatör ızgarası ön yüze ayrı bir hava katmış. Artık araçlarda bu ön ızgaralar amacının dışında hizmet etmeye başladı. Markalar eskiye oranla ön ızgaraları büyütüp kendilerine özgü çizgilerle aracın tasarımını şekillendiriyorlar. İşte Peugeot tasarımcıları da Partner Tepe'de aynısını yapmışlar ve ön tarafta şık bir görünüm elde etmişler. Silüetin yeni çizgileriyle uyum halindeki farlar ve kabartmalı yeni kaplamaların içine dahil edilen LED gündüz sürüş farları yeni Partner Tepe'nin ön tasarımını tamamlayan detaylar oluyor. Yeni Partner Tepe'nin arka tarafına geçtiğimizde ise modüler tasarım dikkatimizi çekiyor. Büyük boyutlu ve ağır yüklerde yukarı açılan geniş bagaj kapağının sunduğu yükleme konforuyla karşılaşırken daha küçük boyutlu yüklerde ise kapağı hiç açmadan doğrudan arka camı açarak bagaja ulaşabiliyor ve işinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Partner Tepe'nin jantları ise 15 inç Nerio jant kapağı ve 16 inç Minajva alüminyum alaşımlı jant seçenekleri sunuyor. Partner Tepe'nin iç tasarımını inceleyecek olursak, yeni Partner Tepe yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon simidi ve ön konsola entegre vites kolu sayesinde sürücü bölümü oldukça ergonomik olmuş. Görüş açısı eskisine oranla geniş olmuş. Sesli park yardım sisteminden elektrikli katlanır yan aynalara, otomatik yanan farlardan yağmur sensörüne kadar pek çok sistemiyle sürüşü daha kolay. Özel olarak geliştirilen araç içi akustiği sayesinde yorgunluk hissi yaşamadan yapılan uzun yolculuklarda konforlu seyahat etmenize yardımcı oluyor. Yeni Peugeot Partner Tepe, modülerliği ve fonksiyonelliği sayesinde yolcularınızın sayısına ve taşıdığınız eşyaya göre anında kabuk değiştiriyor. Allure ve Zenith versiyonlarında standart olarak sunulan virgül tipi kafalık ve eğimli sırtlıklara sahip 3 bağımsız arka koltuk maksimum kullanım esnekliği sağlayacak şekilde tasarlanmış. Her birini ayrı ayrı yatırabiliyor ve sökebiliyorsunuz. Yeni Partner Tepe'nin orijinal tasarımlı Zenith tavanı, 4 büyük cam bölmeden gökyüzünü kabinin içine taşıyor ve iç mekanda sıra dışı aydınlık bir ortam oluşturuyor. Üstelik havalandırma kanallarına bağlı araç içi parfüm sistemi sayesinde kişiselleştirilmiş bir atmosfer oluşturulmasını sağlıyor. Zenith tavanı üzerinde akıllıca konumlandırılmış bölümler, arka yolcuların üstündeki yarı saydam orta göz, arka koltuklardan ve arka kapı açıkken dışarıdan erişilebilen bölüm, tavan altındaki alanı değerlendirerek toplam 94 litrelik saklama hacmi sunuyor ve 80 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu modüler tasarım bizim de hoşumuza gitti. Gerçekten hem kullanışlı hem tasarım olarak iç hacme bir ferahlık ve şıklık getirmiş. Ayrıca geniş iç hacmi sayesinde de ailenizle konforlu seyahat etmeniz mümkün hale gelmiş. Çeşitli noktalarda bulunan saklama alanlarıyla aracın içerisindeki açık ve kapalı saklama alanlarının toplam hacmi tam 90 litreye ulaşıyor. Zenith tavan opsiyonuyla birlikte bunun üzerine 94 litre daha ekleniyor, kabin içi saklama hacmi inanılmaz şekilde tam 184 litreye ulaşıyor. İşte Partner Tepe'ye sığmaz bu diyebileceğiniz durum söz konusu olmayacak gibi. Yeni Peugeot Partner Tepe her ihtiyacınıza uyum sağlayabilecek çok cömert bir bagaj kapasitesi sunuyor size. Arka cam altındaki 675 litrelik bagaj kapasitesi tavana kadar yüklemeyle 1350 litreye kadar çıkıyor. Üstelik sökülebilen arka koltukları sayesinde yeni Partner Tepe'nin maksimum depolama hacmi tam 3000 litreye ulaşıyor. Çok enteresan değil mi? Bir pick-up'tan daha fazla yük alıyor neredeyse. Biraz da üzerinde barındırdığı teknolojiden bahsedelim. Geri vitese takıldığında otomatik olarak devreye giren geri görüş kamerası sayesinde aracın arkasını aynaları kullanmadan ön konsoldaki ekran üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca ekran üzerindeki yardımcı çizgiler sayesinde aracın genişliğini ve arkanızdaki engellerin mesafesini görerek kolayca park edebiliyorsunuz. Manevra sırasında etrafınızdaki engelleri algılayan ön ve arka park sensörleri sizi sesli ve görsel olarak uyararak hem park sırasındaki beklenmedik kazaları önlemeye yardımcı oluyor hem de park etmeyi kolaylaştırıyor. Geri görüş kamerasıyla birlikte kullanıldığında ise yeni Partner Tepe'yi park etmek hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor.
Yeni Peugeot Partner Tepe'de bulunan 7 inç renkli dokunmatik ekranı sayesinde sürüş konforunuzu artıracak birçok teknoloji sunulmuş. Ekranın işlevlerini incelersek, ekran Mirror Screen özelliğiyle cep telefonunuzun ekranını direkt yansıtmanıza olanak sağlıyor. Bunun yanında Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri de mevcut. Navigasyonsa opsiyonel olarak sunuluyor. Partner Tepe'de yokuş kalkış desteği, viraj aydınlatmalı ön sis farları gibi birçok güvenlik ekipmanı bulunuyor. Evet, şimdi aracımızın en önemli yeri yani motor ve performansından bahsedelim. Tüm Peugeot ailesinin eHDI ya da BlueHDI dizel motorlarla satılırken, partner modelinde Euro 5 emisyon normuna uygun klasik bir HDI ünite görev yapıyor. 1.6 litre hacmindeki bu motor, 3600 devirde 115 beygir güç, 1500 devirden itibaren ise 240 Nm tork üretiyor. Motorun torku Overboost fonksiyonuyla anlık olarak 270 Nm'ye yükselebiliyor. I'm out here.